Aziz ve muhterem kardeşlerim, değerli gençler, Allah Celle Celaluhu size razı olduğu bir ömür sürmeyi nasip eylesin. İki cihan saadetine cümlenizi mazhar eylesin. Programda konuşmak üzere bana teklif edilen bir konu var. Bir de 30-40 tane soru birbirinden tamamen farklı. Birisi nefisle, nefis terbiyesiyle ilgili. Diğeri elbet cevapsız bırakmamız doğru olmaz. Cevaplandırmamız lazım. Fakat zor bir konu. Çünkü hayatımda hiç reaksiyoner olmayı sevmedim. Yani birisi bir şey yapmış da onun karşısında ona reaksiyon olarak bir şey yapmak. Aksiyon onda, fırsat onda, konuyu seçme onda, efendim ben de ona tabi olarak o hücumda ben savunmada. Bu güzel bir şey değil. Ayrıca gıybet haram. Ama ortada fiili bir durum var. Onun izah edilmesi lazım. Zor. İnşallah hata işlemeden, Rabbimizin rızasına aykırı bir söz sarf etmeden sorulan sorulara cevap olacak şeyler söyleyebilirim. Önce şunu belirtmek istiyorum. Çok naçiz bir kardeşinizim. Daha yaşlılardan elbette çok geri değil. Çünkü onlar daha çok ibadet ettiler. Daha gençlerden elbette daha gerideyim. Çünkü onlar benim kadar suç işlemediler. Suçları benden daha az. Acizliğimi, naçizliğimi itiraf ederim. Bir zerre-i naçiz olduğumu, asıl unvanımın bu olduğunu size takdim eden kardeşimin bana ismime eklediği sıfatlardan aldanmamanız için ihbar ve ihtar ederim. Bir aciz naçiz kardeşinizim. Bir varmış, bir yokmuş gibi, masal gibi bir hayatımız olacak. Ondan sonra ahirete göçeceğiz. Sizler de öyle. Kainatın, her varlığın ve bizim de sahibimiz Allah Celle Celaluhu Hazretleri. Bizim yaptığımız işler Allah-u Teala Hazretlerinin makbulü olursa, rızasını kazanmaya vesile olursa ne mutlu bize. Eğer hayatımız ve faaliyetlerimiz Allah'ın rızasına uygun olmazsa ne yazık bize. Hiç kıymeti yok. Hani tüm dünya bizim olsa, bir elimize ayı, bir elimize kameri, güneşi verseler ne kıymeti var? Biz tüm düşünceleri, felsefeleri, gayeleri elekten geçirip de ilahi, ente maksudi ve rıdake matlubi diyen büyüklerin izindeyiz. Onların talebesiyiz. Onların naçiz bir talebesiyiz. Onların naçiz bir muhakkibiyiz. Onların naçiz bir mühibbiyiz. Seveniyiz, sayanıyız. Gayemiz Allah-u Teala Hazretlerinin rızasını kazanmak. Onu kazanabilirsek ne mutlu. Kazanamazsak faaliyetlerin canlı olması, şaşalı olması, debdebeli olması, saltanatlı olması, gösterişli olması, efendim alkışın çok olması, taraftarın çok olması, bunların hepsi bu dünyanın faniliği içinde onunla beraber yok olacak şeyler. Bunu hissediyorum ve hayatımı buna göre tanzim etmeye çalışıyorum. Size de bunu tavsiye ederim. Umumiyetle bana sorulan buradaki sorular partiyle ilgili, haklı, haksız, efendim, çeşitli sorular.
Diyorlar ki yani bir müddet desteklediniz siz de. Şimdi bir ihtilaftan bahsediliyor. Niye? Destekleme hocamızın zamanından beri oldu. Parti, belli bir partiyi kastediyorum, yani genel olarak partiler değil, belli bir parti dergahımızın bir aksiyonu olarak başladı. Hocamıza kişiler geldiler, dediler ki hocam şöyle şeyler yapalım mı? Emir buyurdu, istikamet gösterdi, yapın buyurdu, yaptılar. Yürüyen arkadaşların desteğine efendim kendileri eleman verdiler. Bazı kimseler efendim bana falanca kardeşim şöyle teklifte bulunuyor. Ne yapayım? Uygun görür müsünüz? Çalışayım mı? Dedi. Onlara uygundur çalış diye emir buyurdular. Vazife verdiler. Böylece bizim dergahımızın bir aksiyonu olarak politik bir çalışma başladı. Hocamız destekledi. Ben Ankara'daydım ama zaman zaman beraber oluyorduk. Muhtelif yerlerde, muhtelif kimselere kardeşlerimizdir. Tekkemizin efendim mensubudur. Elbette desteklememiz lazım diyerek ortaya çıkmış kardeşlerimize yardımcı olmalarını rica ettiler. Çok bariz bir misalini Samsun'da hatırlarım. Amasya'dan Samsun'a geçmiştik. Sulu Ali Efendi diye çok yaşlı bir şeyh efendi vardır. Bizim dergahla ilgilidir. Hocamızı ziyarete gelmişti. O Süleyman Demirel'i tutuyordu. Hala da belki öyledir. Evine misafir falan etmiş bir kimse. Efendim, ona çok nasihat etti hocamız. Dedi bu bizim kardeşimiz iken öbür tarafı tutmak uygun olmaz. Yine Samsun'da bir başka kitapçı Hacı amcamız var. Büyük bir zat. Tanınmış Mustafa Bağışlayıcı. O zat da MHP'yi tutardı. Hocamız ona da nasihat etmiştir. Yani orayı tutmamasını ve efendim şey bu tarafı desteklemesini söylemiştir. Biz de zaman zaman Ankara'da üniversitede vazifeliyken giderdik. Çağrılırdık. Gazetede Esat Hoca falanca konferans verecek diye ilanı çıkardı. Ben sonradan haberdar olurdum. Hocam derlerdi gazetede ilan çıktı. İşte Samsun'da konferans olacak. Ayıp olur. Lütfen hadi buyurun filan. Biz de emrivakiler karşısında giderdik, konuşurduk muhtelif yerlerde. Partinin parti içi seminerlerinde efendim bizden rica ederlerdi. Güzel ahlak ve nefsin terbiyesi konusunda lütfen efendim bu partililere, çalışacak kimselere bilgi verin diye yöneticiler de bulunurlardı, dinlerlerdi muhtelif yerlerde. Böyle toplantılar olurdu. Bir keresinde hatırlıyorum, efendim bazı kardeşlerimiz bakan iken, bazı kardeşlerimiz başbakan yardımcısı iken, Karaca Bey Harası'nın salonlarında birkaç gün toplanılmıştı. Oradan efendim Doktor Fehmi Cumalıoğlu kardeşimizle Bursa'ya beraber gelmiştik. Balkan Türklerinin bir toplantısı vardı. Batı Trakya Türkleri, Bulgaristan Türkleri vesaireyle ilgili ona katılmıştık. Böylece efendim tekkemizin bir aksiyonu olması dolayısıyla tepeden tırnağa destekleyerek devam etmiştik. Sonra öyle zamanlar oldu ki siyasi olaylarda hocamızın ikazları oldu, nasihatleri oldu, tavsiyeleri oldu. Söyleyin şöyle yapsın. Şöyle söyleyin onlara böyle yapmasın. Sakın şöyle bir karar çıkartmasınlar. Aman sakın şu olmasın, bu olmasın tarzında. Bunların da bir kısmına bizzat şahidim ve çok şahitler de vardır. 80 harekatından, askeri harekatından önce hatırlıyorum. Partinin gençlik kollarını söyleyin, kapatsın şunlar. Bu çocukları mahvedecekler dediklerini hatırlıyorum. Onun üzerine muhtelif yerlerden böyle heyetlerin geldiğini hatırlıyorum.
isim olarak yani müdellel olsun diye Kayseri'den Tevfik Rıza Çavuş kardeşimizi filan hatırlıyorum. Onlar gelip aman hocam siz böyle buyurmuşsunuz evet. Ama o zaman meydan efendim şunlara kalır, bunlara kalır, kapatır mıyız, kapatırsak niye olur halimiz filan diye itiraz ettiklerini biliyorum. İtiraz edenlerin hepsi sonra hapishanede, medrese-i Yusufiye'de biraz zahmet çektiler. 3-5 sene kaldılar. Hala muhakemeleri devam edenler vardır. Yani hocamızın tavsiyesini tutmadıkları için. Sonra bir ara başındaki şahsa söyleyin Necmiye partinin başkanlığından ayrılsın dediğini biliyorum. Efendim bunun tebliğ etmek için kayınbirader Osman Çataklı'nın görevlendirildiğini bir seferinde bizzat kendisinin gidip söylediğini biliyorum. Efendim fakat oradan ayrılmadılar. O da gene benim yorumlamama göre şefkatten kaynaklanıyordu. Hocasıydı. Görüyordu benim tahminlerime ve inancıma göre olacakları görüyordu, seziyordu ve her radyo yayınını, her haber ajansını dinlerdi. 11, 1, 3, 5, 7, 9, 11 yanında böyle bir el radyosu vardı. Çıp açar dinlerdi. Hiçbir şeyi kaçırmazdı. Ben kendi kendime hocamız bir şey bekliyor galiba derdim. İşte tabii o sırada söz söyleyenler, yani söz dinleyenler rahat ettiler. Onlardan bir tanesinde müşahhas bir misal olsun diye size söyleyeyim. Efendim Yahya Oğuz Bey Sanayi Bakanlığı Müsteşarı idi. Onu çağırmış demiş Yahya, daha doğrusu Yahya ayrılsın bu vazifeden demiş. Yahya Oğuz ertesi gün atlamış gelmiş İstanbul'a. Efendim demiş, yani emriniz başım üstüne ama acaba siz hakikaten söylediniz mi söylemediniz mi diye tahkik için huzurunuza kadar geldim. Böyle bir emriniz var mı? Evet var. İstifasını hemen vermiş. Sanayi Bakanlığı'nın müsteşarlığından hemen ayrıldı. Hiç sıkıntı çekmedi. Yahya Oğuz ne uzun adaya gitti, ne ince adaya gitti, efendim ne başka bir yere gitti, sıkıntı çekmedi. Şeyden sonra, 80 askeri harekatından sonra örfü idare devreleri oldu, çeşitli sıkıntılar oldu, partilerin yasaklamaları oldu bildiğiniz gibi. Efendim, o arada bizim yurt içinde, yurt dışında gene partiye muhabbet eden kardeşlerimize eğitim çalışması olarak, konferans olarak çeşitli efendim faaliyetlerimiz oldu onlara yönelik. Ve o zamanlarda da parti bizim bir yan teşebbüsümüzdür. Efendim bizim bir parçamızdır, kardeşlerimizin efendim müessesesidir diye o gözle destek olmaktaydık. Ayrım şey yapmıyorduk. Hiçbir kimse bu parti efendim bizimdir, sizin değildir filan gibi bizi dışlayarak buna tesahüp edemez diye düşünüyor idik. Bizi Almanya'ya zorla, yani fakülteden zor izin alırdık çünkü. Bir taraftan üniversitede hoca olmak dolayısıyla görevimiz olduğu için izin alarak işte efendim Ramazan'da buyurun, efendim falanca zamanda buyurun, filanca toplantı olacak oraya buyurun diye rica ederlerdi, giderdik. Oralardaki toplantılarda bizi öyle büyük unvanlarla takdim ederlerdi ki buradaki takdim solda sıfır kalır. Efendim çok büyük mürşit filan diye, efendim çok büyük evliya Allah'tan diye, şöyle diye, böyle diye filan bir takım sözlerle takdim etmeye kalkarlardı. Tabii aşırı bende olmayan vasıfların böyle mübalağalı bir tarzda söylenmesi, ben böyle takdim edenlere yakasına yapışır şey yapardım yani. Bu ne biçim takdim, böyle şey mi olur filan diye azarlardım, mani olmaya çalışırdım. Efendim merkez merkez, şehir şehir dolaşırdık. Şu gruplar gibi böyle kalabalık cami cemaatleri, binlerce insan intisap ederdi. Efendim ihvanımız olurdu. Sizin gibi kardeşler haline gelirdi. Ve adeta Almanya'da efendim 2 milyon kadar şey var. İşçi kardeşimiz var, aileleriyle, çocuklarıyla, Türk nüfusu olarak. Bunun tabii büyük bir kısmı camiyle, namazla, niyazla ilgili değildir maalesef. Sanıyorum onda biri kadarı biraz böyle çeşitli camilerle ilgilidir. Bunların içinden de bir kısmı partinin yönettiği camilerle ilgilidir.
büyük bir kısmı biracıdır, içkicidir, Almanlarla evlenmiştir, efendim filan, yani çok acınacak durumda. Onlara hizmet götürmemiz lazım aslında. Bizim yani Almanya'daki işçilerin, Müslüman olanlarının büyük çoğunluğu, soracak olursanız, eğer daha önceden başka bir yere intisap etmemişlerse bizim ihvanımızdır, kardeşimizdir. Yani bizim dergaha bağlılardır. Ama daha önceden Sami Efendi'ye mensup olanlar vardır. Efendim bilmem başka yerlere mensup olanlar vardır da onlar tabii o tarza devam etmişlerdir. Büyük ekseriyet bizim kardeşimiz olarak şey yapmışlardır. Şimdi biz bu kardeşlik duygusuyla, sevgisiyle, desteğiyle partinin Merkez Genel Yönetim Kurulu üyelerine eleman vererek, başkanlıklarına, başkan yardımcılıklarına eleman vererek, gençlik teşekküllerine eleman vererek böyle efendim devam ediyor idik. O zamanlar efendim Milli Gazete'nin Almanya baskısında, bilmiyorum 7 ay kadar ben 83'te şeyde kaldım, yurt dışında kaldım. Buradakilerde de yazıyorlar mıydı? Ama Almanya baskılarında bizim adabımız tekke adabıdır diye yazılıyordu. Böyle her gün bir kuşak halinde, hiç değişmeyen bir kuşak halinde, büyük harflerle, iri puntolu harflerle, değişik renkte bir zemin üzerinde bizim adabımız tekke adabıdır diye yazılıyordu. Ve her toplantıda bir kimsenin mutlaka intisabı olması lazım. Maneviyatsız olmaz, nefis terbiyesi olmadan olmaz diye söylüyorlardı. Yani manzara buydu. Almanya'daki kardeşlerimiz bilirler. Almanya'yla ilgisi olanlar bilirler. Almanya'da akrabası olanlar onlara mektup yazıp bu durumları sorabilirler. Şimdi bu tavır bir zaman sonra bariz bir değişikliğe uğradı muhterem kardeşlerim. Çok bariz bir değişikliğe uğradı ve parti şeylerinde bize karşı bir tavır başladı. Nasıl, ne, kaç sene önceden? 3 sene önceden, 4 sene önceden, 5 sene önceden, 6 sene önceden itibaren bir tavır başladı. Nasıl bir tavır başladı? Bizim dergilerimiz var. Nasıl çalıştığını biliyorsunuz, neler yazdığını biliyorsunuz. Beğeniyorsunuz veya efendim okuyorsunuz, tanıyorsunuz. Biz bu dergileri şu bakımdan çıkartmıştık. Yani örfi idare var. Ben İskenderpaşa'da konuşuyorum. Ankara'da konuşma iznim var. Muhtelif yerlerde bazı izinler alabilmişim, konuşabiliyorum ama yasaklanabilir. Yani konuşturmazlar. Sen Diyanete bağlı bir kimse değilsin, emeklisin, konuşamazsın diyebilirler. Onun için ben ihvanıma, yani kardeşlerime, efendim ahiret yoldaşlarıma, kardeşlerime ulaşabileyim, mesajımı iletebileyim, onlarla mektuplaşabileyim diye çıkartıyordum bu dergileri. Hocamız rahmetullahi aleyh mektup adı altında böyle çerçeveletip duvarlara asılan nasihatlerimdir filan diye böyle şeyler basıp gönderirdi. Birkaç tane vardır böyle hocamızın mektubu. Eski ihvanımızın misafir odalarının duvarlarında filan asılıdır. Efendim selam ile başlar. 20-30 nasihati böyle şey yapar. Hatta en son mektubunu ben kaleme aldım yataktayken. Dedi ki Abdülhalik-i Gücdevani Hazretlerinin nasihatlerini Esat bir tanzim eyle. Ben de tanzim eyledim. Yani Abdülhalik-i Gücdevani Hazretlerinin yazmış olduğu Risale'deki sırasından ayrı bir sıraya soktum. Muhteva aynı. Şöyle bir sıraya getirdim. Oku dedi. Yatarken dinliyordu. Okudu. İlaveler yaptı. O ilaveler yaparken ben şaşırıyordum. Yani Abdülhalik-i Gücdevani Hazretlerinin nasihatleri ise niye aynen muhafaza edilmiyor da ilave yapılıyor diye şaşırıyordum. Cahilliğimdenmiş. Meğer hocamız vasiyet ediyormuş. Vasiyet ediyormuş. Yani vefatından sonra kendisinin arkasında vasiyeti kalsın diye vasiyet ediyor ama makamı yüksek olduğundan, tevazu emsalsiz olduğundan benim nasihatlerim, vasiyetlerim şudur demiyor da Abdülhalik-i Gücdevani hocamızın, efendim, efendimizin nasihatlerini nasihat olarak yazıyor ama arasında kendisini de şu cümleyi ilave et, bu cümleyi ilave et, et diyerek bu zamana uygun, sizlere, bizlere uygun bazı cümlelerini ekliyor. Sonradan anladım. Yani o sene vefatı olunca
O zaman anladım vasiyet olduğunu. Çünkü ben hocamızın 130-140 yıl yaşayacağını tanıyordum. Kafkasyalılar çok yaşar. O da Kafkasya'dan göçmüş gelmiş. Bize de işte latife ederdi. Benim mahdumum Nurettin'in torununu göreceğini söylerdi. Yani şöyle, şunun torununu görsem başka bir şey istemem falan diye latife ederdi de ben de sanırdım ki hakikaten bizim Nurettin evlenecek, onun çocuğunun çocuğu olacak filan, onu görecek diye beklerdim. Hocamız uzun sene yaşayacak diye. Acizane ben evlendiğim zamandan beri evladım benim yerime sen geçersin diye de söylerdi. Ben de o zamana kadar kendim yaşlanırım diye düşünürdüm. Efendim ben de 90'ımı bulurum artık, 80'imi bulurum filan diye tasavvur ederdim. Onun için anlayamadım onun nasihat olduğunu. Şimdi tabii hocamız böyle nasihatler etmişti. Hocamız rüyada da nasihat ederdi. Rüyalarla da pek çok kimsenin hatıralarından duyuyorum. Rüyasına girip efendim tebriklerde bulunduğu, vedalaştığı, konuştuğu vesairesi, büyük evliya Allah'ın hali nasıl olur öyle anlıyoruz. Bendeniz de dergilerimizle sizlere ulaşmayı düşünürdüm. Dergilerimiz benim size mektuplarım diye düşünürdüm. Şimdi bizim Almanya'daki kardeşlerimiz ve partici kardeşlerimiz başladılar bu dergiler bizim dergilerimiz değildir demeye. Ama dergimiz çıktığı zaman Milli Gazete bayram yapıyordu. Çünkü 2-3 günlük malzeme çıktı. Dergilerden alırız bunları, rahat ederiz diyorlardı o şeyde yazı yazanlar. Hakikaten de bizim dergilerin malzemesi, emekle hazırlanmış dosyalar vesaire özetleniyordu. Milli Gazete'de yayınlanıyordu vesaire filan. Ama dergilerimizden istifade ediyorlar fakat dergiler bizim dergiler değil. Abone olmak yok. Abone olmaya engel olmak var Almanya'da. Yani bu tarzda gidiyor. Sadece bizim Sefer kardeşimiz vardır Hamburg'da. O da ihvanımızdır ve ben hocamız kendisine ders tarifi selahiyeti vermiş. Aynı selahiyeti vermiştim, ipka etmiştim, devam et demiştim. O kardeşimiz bizim orada biraz muavinimiz gibi olduğu için efendim genel merkezden saklı olarak biraz bir şeyler yapmaya çalışırdı. Cüz'ü yani az veya çok bir şeyler yapmaya çalışırdı. Bizim vakfımızdan bazı kimseler kazara tesadüfen, istemeyerek, bilsem, yani keşke ayaklarım varmasaydı derim. Bir tüccarın yanına gitmişler 3-4 sene önce. Demişler ki hak yolu için, işte siz talebeler için burs falan topluyoruz. Siz de katılır mısınız, yardım eder misiniz? Biz partiye soracağız. Ne cevap verirse ona göre, yani biz doğrudan doğruya herhangi bir yere yardım yapmıyoruz falan demişler. Sormuşlar. Sorduktan sonra da yapamayız demişler. Bu vakıf bizim değil demişler. Halbuki Hak Yolu Vakfı'nı hocamız kurmuştu rahmetullahi aleyh. Yani tüzüğünü ona okumuştuk. Hocamız kurmuştu. Hak Yolu Vakfı'nı dışlamışlar, yani beğenmiyorlar efendim ve yardım yapmıyorlar. Ama Ercüment Özkan'ın, İktibas Gazetesi'nin sahibi Ercüment Özkan'ın adamları Almanya'ya gittiği zaman Almanya'daki şeylerde, efendim mescitlerde para topladıklarını ve buraya geldikleri zaman da efendim radikal Müslüman kardeşlerin, cuma kılmayan, cumayı uygun görmeyen İrancı Müslüman kardeşlerin yurtlarına o paraların harcandığını biliyorum. Yani biz onlardan da demek ki daha geride sayılmışız. Bizim vakfımıza böyle yardım edilmeme durumu. Bizzat Necmettin Bey Konya'ya geldiği zaman bundan 1,5 sene kadar önce, efendim böyle iki şey olmaz. Hem Hak Yola yardım edeceksiniz hem Milli Gençliğe, olmaz. Sadece Milli Gençliğe yardım edeceksiniz demiştir. Konyalılar buradadırlar. Kendilerinden ben duydum. Kendim orada değildim tabii. Efendim böyle bir tavır. Yani vakfımıza karşı tavır. Efendim dergilerimize karşı tavır. Benim aciz naçiz şahsıma karşı tavır. Efendim kitaplarıma karşı tavır. Bu kitapları okutmayız filan tarzında. Fakat Milli Gençlik için hocam Düzce'de konuşma yapar mısınız? Yolumun üzeridir. Ankara'ya gideceğim vaaz için. Yapıvereyim pekala filan. Ben giderim. Onların vakıflarında konuşma yaparım. Yani Milli Gençlik Vakfı'nın başındaki Nevzat Lale de bizim ihvanımızdır aslında. Yani bize intisaplıdır. Efendim ben onların de şeylerinde bir şey ayırım yapmadan konuşma yaparım. Onların böyle bir ikili tavır hali, garabeti, kitaplarımızı okutmama, dergilerimizi okutmama, vakfımıza yardım etmeme ama olanca imkanlarıyla elemanlarımızdan faydalanma hali. Böyle bir değişme. Böyle bir acayip, garayip durum. Sübhanallah. Belki düzelir. Belki akıllanırlar. Belki bunun ne kadar yanlış bir şey olduğunu düşünürler filan tarzında bizim böyle sabrımız ile bu böyle bu minval üzere devam ediyordu.
Bizim yurtlarımızdaki elemanlar seçimlerde yardımcı olurlar, seçim konuşmalarına giderler. Bizim hadis enstitüsündeki başka ilahiyat fakültesindeki kardeşlerimiz her tarafa dağılırlar. Efendim, Almanya'dan gelen kardeşlerimiz arabalarıyla, buradaki kardeşlerimiz bütün gayretleriyle seçim için seferber olurlardı. Onların tavrı böyleydi. Sonradan iş daha da böyle şey oldu. Efendim, keskin bir hale geldi. Başladılar efendim partinin eğitim seminerlerinde. Mesela bunlardan birisi Yalova'da yapılan eğitim semineridir. Oradaki konuşmaların notları çantamdaydı. Bu sabah çıkarttım. Çantam biraz hafiflesin diye. Bu sabah çıkarttım. Cümle cümle okuyabilirim. Okuyabilirdim ama yanımda değil. Şu anda yanımda değil. Belki bazı arkadaşlarımızın yanındadır. Efendim, tarikata karşı bir tavır. Tasavvufa karşı bir tavır. Meşayihe karşı bir tavır. Hani benim aciz şahsıma karşı bir tavır olsa bir şey değil. Yani elbette ben kusurlu bir kulum. Yani eğer yola ben engel oluyorsam itilir, çekilirim bir kenara, olur biter. Ama tasavvufa karşı bir tavır. Yani benim yoluma, benim büyüklerime, benim bağlandığım şeye karşı bir tavır. Tasavvuf da neymiş? Şeyhler laf üretmekten başka ne yaparlarmış? Tarihi bilmiyor, tasavvuf tarihini bilmiyor. Kafkasya'dan haberi yok, Şeyh Camil'den haberi yok. Efendim, İmam-ı Rabbani'nin mücadelesinden haberi yok. Efendim, Sudan'daki efendim büyük şeyhlerin yaptıkları şeyden, efendim İngilizlere karşı yaptığı cihattan haberi yok. Cahil, kültürsüz. Efendim, Libya'daki Sünnî tarikatı, yani Libya'yı Libya yapan, istiklalini kazandıran Sünnî tarikatıdır. Geçenlerde Burhanettin Rabbani bize ziyarete geldi. Getirmişler İskender Paşa'ya. Çok sevimli bir insan. Kucaklaştık, muhabbetleştik. Dedim ki burada bir rivayet var. Yani şeyhler laf üretirlermiş, başka bir şey yapmazlarmış. Yani gevezelikten oturup böyle havadan sudan konuşmaktan başka bir şey yapmazlarmış deniliyor dedim. Yalan söylüyorlar dedi. İşi bilmiyor. Benim soruyu niçin sorduğumu bilmiyor. Efendim, yalan söylüyorlar dedi. Öyle şey olur mu dedi. Ben de dedi şeyim dedi. Ben de Nakşi tarikatındanım dedi. Babam da öyledir dedi. Bizim kardeşlerimiz de, mücahitler de öyledir dedi. Demin marşlarını dinlediğiniz kardeşlerimiz, şeylerimiz. Efendim, şey yaptı. Şimdi partinin şeyinde böyle bir acayip şey. Vahdet Gazetesi'nden bir kardeşimiz geldi. Benimle konuşmak ister, vakit bulamaz, sıkıntılı, böyle yani ben kapısı kapalı bir insan olmak istemiyorum ama müracaat eden çok. Gelirler, otururlar, hocam özel bir meselem var, mahrem konuşabilir miyiz? Peki o zaman sırayla girin. Öteki kardeşlerimiz şurada istirahat buyursun. Her mahrem derdi olan, aileyi derdi yani, başkası duysun istemiyor. Onunla özel konuşacağız filan. Böyle vakit olmuyor. Bir kağıt yazmış, hocam iri harflerle böyle 3 santim filan. Hocam sizi seviyorum diye yazmış. İlanı aşk etmiş. Ondan sonra lütfen bana bir randevu verin. Çağırın şunu dedim. Çağırın şunu dedim. Hocam dedi bir röportaj yapalım ne olur dedi. Kaç gündür peşinizdeyim dedi. Günlerdir dedi. Bir türlü size ulaşamıyoruz. Yani ulaşılmayacak bir insan olmak isteğinde değilim. Çünkü sevmediğim bir şey yani. Benden başka herkes ne yaparsa yapsın. Ben şöyle bir kenarda hiç kimsenin bakmadığı bir insan olayım. Emin ol bir köyde oturmayı tercih ederim. Her seferinde de onu istedim, hocam her seferinde mani oldu. Evladım, küçük yerlerde insanın kıymetini bilmezler dedi. Oturma orada dedi. Herkes sattı her seferinde. İkiye yerleşmek istedikçe. Şimdi, hocam ne dersiniz? Müslümanlar bir şura kurmalılar mı? Filan diye bir soruyla başladı. Dedim, dur, böyle şey olmaz. Yani bu benim keyfime kalmış bir şey değil. Ve emruhum şura beynehum. Müslümanların prensibidir bu. Kur'an-ı Kerim'in koyduğu, ayet-i kerimenin koyduğu bir prensiptir. Müslümanlar istişare yapacak. Ali Rıza Hoca ne güzel söylüyor. Yani ben 5 tane devlet idare ederim. Ne olacak diyor. Bildiğimi yaparım, bilmediğimi istişareyle hallederim diyor. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Yani biz maddi menfaat peşinde değiliz ki. Mevki makam peşinde değiliz ki. Benim taraftarlarımın sayısı çok olmuş, az olmuş onun peşinde değilim ki.
Yani ben Hacı Bayram Veli'den daha güçlü bir insan mıyım? Onun 1,5 müridi varmış. Benim o kadar da yoktur belki. Belki daha Allah fazla lütfetmiştir. Benim zayıflığımdan dolayı bana takviye olsun diye belki çok vermiştir Allah. Onun güçlülüğünden dolayı ona hikmetinden öyle az vermiş olabilir. Sayıyla ilgili değil bizim şeyimiz. Şimdi ismini burada bir kardeşimiz yazmış. Söylemeyeyim, gıybet olmasın. Alay mevzu yapılmış Milli Gazete'de. Yani şimdi bir de İslam Şurası meselesi çıktı. Eğitim Şurası'nın arkasından, spor efendim Şurası'nın arkasından. Bir de şimdi İslam Şurası modası çıktı. Hayır! Bu moda Peygamber Efendimiz'in zamanında. Yani Kur'an-ı Kerim modası. Böyle dini gerçeklerle alay edilmez. Oyuncak olmaz yani. Bu adamlar sapıtmış, şaşırmış. Yani dostunu düşmanla ayırt edemeyecek hale gelmiş. Böyle saçma şey olmaz muhterem kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim hakikatleriyle alay edilmez. Benim böyle bir kimseyle dostlukla, arkadaşlıkla, ihvanlıkla ilişkim yok. Böyle bir yolla, böyle bir teşkilatla benim ilişkim olamaz. Böyle bir kafayla benim ilişkim olamaz. Neden? Bizim gayemiz Allah'ın rızasını kazanmak. Allah'ın rızası neredeyse onu yaparız. Susmak gerekirse susarız. Şükür de ibadettir. Uyku gerektiği zaman uyuruz. Gündüz vallahi giderim, mışıl mışıl uyurum. Peygamber Efendimiz kaylule uykusu yapmış, sünnettir diye uyurum. Uyku da ibadettir. Süt içerken Peygamber Efendimiz süt içmeyi severdi diye sünnet niyetiyle içerim. Süt içmek de efendim ibadet olur. Sükutum da ibadet olur. Uykum da ibadet olur. Yani bizim yolumuz Allah'ın rızasını kazanmak. Rızası neyse onu yapmaya çalışırız. Hizmetse hizmet, uzletse uzlet. Efendim susmaksa susmak, konuşmaksa konuşmak, kavgaysa kavga. Yani neyse onu yapmamız lazım. Onu yapın. Benim dediklerimi dinlemeyin. Kendi aklınızı kullanın. Basiretinizi kullanın. Kur'an-ı Kerim'i açın. Kur'an-ı Kerim'i kendinize rehber edinin. Ben Kur'an'a aykırı bir şey söylüyorsam dinlemeyin. Ben Resulullah'ın sünnetine aykırı bir şey söylüyorsam yapmayın. Ama başkası da söylüyorsa onu da dinlemeyin. Hesap sorun. Hesap sorun. Niye sen Kur'an'ı hakikatle alay ediyorsun diye hesap sorun. Çünkü birçok insan hesap sorulmadığı için şımarıyor. Çünkü sen hata edersen seni kılıcımızla düzeltiriz ey emir el müminin diyen insanlar kalmadığı için bazı insanlar şımarıyor. Değişiyor. Değişen ben değilim. 1990 yılının Ocak ayına kadar bütün kusurlarıyla efendim bu kardeşlerimi destekledim. Hala desteklerim. İleride de desteklerim. Adam olurlarsa desteklerim. Doğru yolda giderlerse desteklerim. Doğru yolda gitmezlerse babam olsa dinlemem. Kardeşim olsa dinlemem. Sizi de dinlemem. Başkasını da dinlemem. Doğru bildiğim şeyi yaparım. Çünkü insanlar amellerine göre değil, niyetlerine göre mükafat alırlar. Bir şeyin yanlış olduğunu bile bile susmak olur mu? Bir yanlışlığın bile bile icra edildiğini göre göre susmak olur mu? Hakkın söylenmesi gerektiği yerde susan kimse şeytanı ahrastır diyor Peygamber Efendimiz. Şeytan diyor. Susmak olur mu? Onun çevresinde hoca yok mu? Avrupa'da hoca yok mu? Camilerde hoca yok mu? Niye söylemiyorlar? Tek başıma kalabilirim. Hiç kimse bana destek olmayabilir ama ben yanlış gördüğüm bir şey söylerim. Şura'ya dil uzatmak İslam bir hareket değildir. Cihat yapıyoruz diyorlar. Ben cihat emiriyim diyor. Muhterem kardeşlerim, şu anda bir harp var mı Türkiye'de? Var mı? Yok. Yani harp yok. Kıtal yok. Yani silahlı bir çatışma yok. İrşat var, tebliğ var, talim var, terbiye var, efendim bilmem hakkı söylemek var, hakkı ikame etmek için yapılan çeşitli çalışmalar var. Cihat kafirlerle olur. Kıtal kafirlerle olur. Eğer bir mümin, dikkat edin, bir mümine gelirse fitne zamanında bir mümine gelirse silahını çekmiş olarak o müminin yanına gelirse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri diyor ki Hazreti Adem'in hayırlı oğlu gibi ol. Yani katil olan oğlu gibi olma. Varsın seni öldürsün ama Müslüman kardeşine el kaldırma diyor. Eşiddâ'u alel küffâri ruhamâ'u beynehum. Müminlerin vasfı budur. Kendi aralarında şefkatlidir. Mümin mümine el kaldırmaz. Mümin mümine çelme takmaz. Mümin müminin aleyhinde olmaz. Mümin mümini kötülemez. Mümin mümini dışlamaz. O cihat kafire yapılır. Yaptın mı? Afganistan'a gittin mi? Orada düşmana silah attın mı?
Mercedes ile kurulup satana sürüyorsun. Yaptın mı cihadı? Cihad emiri. Nerede cihad emirliği yaptın? Yapmadın. Sadece nutuk attın. Neler yaptık şu vatan için dediği gibi şairin? Kimimiz öldük, kimimiz nutuk söyledik. Sadece nutuk söyledin. Vaiz de onu yapıyor. Öbür hoca da öyle yapıyor. Bergis de onu öyle yapıyor. Sen kendini doğru yolda sanabilirsin ama ötekisi de kendisini doğru yolda sanır. Onun için içtihat, içtihadı naksetmez. Onun için Şafii mezhebi vardır, Hanefi mezhebi vardır, Maliki mezhebi vardır, Hanbeli mezhebi vardır, şu mezhep vardır, bu mezhep vardır da biz onlara hak mezhep diyoruz. Bana beyat etmeyen kendine din arasın diyor. Yani İslam'dan mı çıkıyor? Böyle saçma şey mi olur? Sen nesin? Bulunmaz Hint kumaşı mısın ki ben sana yani ittiba etmediğim zaman kusurunu görmüşüm, şey yapmışım. Zaten ekseriyeti sağlayamamışsın. Tüm desteğimize rağmen %7'lerde kalmışsın. 49 milletvekili ve senatörle 46+3 efendim meclise girmişken şimdi sıfıra indirmişsin. Yani ben ne diye sana uyuyayım? Beğenmiyorum ki metodunu. Bizim metodumuz o değil ki. Bizim metodumuz sevgi, kardeşlik, dostluk, vefa, ahde vefa. Hani nerede ahde vefa? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki la imane men la emanete lehu. Eminliği, güvenilirliği olmayan kimsenin imanı yoktur diyor. La dine men la ahde lehu. Ahdine sadakati olmayanın dini yoktur diyor. Hani nerede ahde vefa? Hani nerede 20 yıllık, 30 yıllık, 40 yıllık arkadaşlık? Hani nerede iyiliğe iyilikle mukabele etme? Ben seni 90 yılına kadar desteklemişim. Sen benim vakfımı niye desteklemiyorsun? Sen benim dergimi niye desteklemiyorsun? Sen benim kitabımda İslam'a aykırı ne gördün? Hangi kardeşimiz ne gördüyse söylesin, çıkartalım. Kitap çıkartmayayım bundan sonra, konuşmayayım. Hatam varsa susayım. Kendi keyfine göre bir yol tutturmuş cihat emiri. Ne cihadı? Fî gayb-i sebîlillah cihad. Böyle Allah yolunda cihat değil ki bu. 40 yıldır tanıdığı insan, tam 40 yıldır tanıştığımız insan, desteklediğimiz insan, beslediğimiz insan, varlığımızın her çeşidiyle efendim katıldığımız insan, efendim kardeşlerimizin parasıyla bütçesi şişmiş kabarmış insan, Almanya'dan valizlerle gelen marklarla zenginlemiş insan, Suud'dan, Küveyt'ten gelen paralarla efendim şey yapmış insan, efendim bütün gençlerimizle, okuyan talebelerle, efendim kendi damatlarım dahil, kendim dahil, seçim meydanlarında, efendim Erzurum'un dağlarında, filanca yerin, Samsun'un, Termen'in, efendim bilmem Faslan'ın şeylerinde efendim desteklediğimiz şey. Bu mudur? Bu mudur ahde vefa? Bu mudur dervişlik? Sen bu tekkenin mensubu değil miydin? Sen bizim yolumuz tekke adabı demiyor muydun? Sen herkesin intisabı olması lazım demiyor muydun? İşte derviş şeyhin sözünü dinlemezse dervişliği nerede kalır? Öyle saçma şey mi olur? Mevdudi diyor ki muhterem kardeşlerim, yetişmemiş insanlardan İslami aksiyon çok zarar görüyor. İyi yetişmesi lazım. Biz insanların nefsinin esiri olmaması, Allah'a kulluk, Allah'ın rızasını kazanma esasına göre çalışması gayretindeyiz. Bu gayretin muhasebesi, değerlendirilmesi, notlandırılması Allah-u Teala Hazretlerine kalmıştır. Naçiz kullarız. Eksiğimiz, kusurumuz çoktur ama yaptığımız hareketlerde kendi yapış tarzımızda kusur olabilir ama tuttuğumuz yol güzeldir, sağlamdır. İlim yolunu tutmuşuz, sevgi yolunu tutmuşuz, kardeşlik yolunu tutmuşuz, vefa yolunu tutmuşuz. Bize hücum eden radikal Müslümanlara cevap bile vermemişiz. Müslümandır diye. Hiç kimseye, Hürriyet Gazetesi aleyhimize yazmış, bilmem Emin Çolaşan aleyhimize yazmış, İsmail Necar aleyhimize yazmış, Ercüment Özkan aleyhimize yazmış, cevap vermiyoruz. Niye? Müslümandır. Onunla hesabımız sonra ahirette. Yani biz İslam'ı savunmaya çalışıyoruz. İslam'ı yaymaya çalışıyoruz. Bizim yüreğimizde Orta Asya'da yapılan efendim atom denemeleri yüzünden, radyasyondan ölen kardeşlerimizin acısı var. Afrika'daki ezilen kardeşlerimizin acısı var. Biz hudutları suni hudutlar olarak görüyoruz. Dergilerin çıktığı zaman da kardeşlerimiz şahittir. Dedim ki sadece Türkiye'den haber vermeyin. Dıştaki Müslümanlardan haber verin de Türkiye'deki kardeşleri dünyanın öbür taraflarında da Müslüman kardeşleri olduğunun şuuruna ersin. Onun için bizim dergilerimiz bir ara Türkiye'nin içindeki haberden ziyade dışından haber veren bir dergi durumuna geldi diye okuyucular tarafından tenkit edildi.
Biz Müslümanların innemel müminüne ihvetun, ancak kardeş olduğu kanaatiyle hareket ediyoruz. Kimseye bir şey demiyor. İranlıya bile bir şey demiyor. Geliyorlar, soruyorlar. Kardeşimizdir. Allah ısrar etsin. Konuşursak yavaş yavaş anlaşabilir. İyileri var, sevenleri var. Gittiği zaman bizden kimseler gittiği zaman evinde misafir edenleri var. Yani birisinin vebalini ötekisine ne diyelim? Hepsini toptan şey yapmıyoruz. Müslümanlar kardeştir diyoruz. İhtilafları kapatmaya çalışıyoruz. Birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye çalışıyoruz. Aradan 20 yıl geçtikten sonra 46 milletvekili artı 3 senatör, 49 parlamenteri sıfıra indirdi. %7, %10 bir şey. Bundan sonraki seçimlerde ne tahmin ediyorsunuz en iyimser tahminlerle diye soruyorum. Size de sorsam siz de aynı şeyi diyeceksiniz. %10, %12, %15. Bizim Türkiye'de nüfus %99'u Müslüman. Niye sağlanamamış bu birlik ve beraberlik? Biz bunun hatasını görüyoruz. Biz Müslümanların kardeşliğinin tam ifade edilmediğini görüyoruz. Cihat literatürü işliyorlar. Cihat literatüründen coşan gönülleri Müslümanın üzerine tevcih ediyorlar. Böyle saçma şey olmaz. Cihat Müslümanla olmaz. Müslüman Müslümanla cihat etmez. Birisi ötekisine kılıç kaldırırsa, silah çekerse, ölen de öldüren de cehennemdedir. Böyle saçma şey olmaz. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Dervişlik metodunu kullanalım diyoruz. Yolumuz budur diyoruz. Gerçek Müslümanlık budur diyoruz. Yaradılanı hoş gör, yaradandan ötürü diyoruz. Kusuru kendimizde bilelim diyoruz. Millet kusuru kendisinde bilmiyor. Efendim %90 Müslüman hatalı. Efendim ötekiler patates dininden diyor. Tabiri aynen böyle. Yani şeyi partiyi destekleyenler tamam, desteklemeyenler patates dininden diyor. Alay ediyor ya. Desteklemediği için. Cihadı övüyor, met ediyor. Ondan sonra da ne diyor? En büyük cihat efendim seçim sandığında parti müşahidi olarak bulunmaktır diyor. Peki yani sen partinin muvaffak olması için müşahidin bile böyle cihadın en yüksek mertebesinde olduğunu ifade ediyorsun da niye R'ye en çok muhtaç olduğun zamanda ve seni en son seçime kadar desteklemiş olan dergahla savaşa kalktın? Madem bu kadar ince, madem böyle başarı bu kadar önemli, madem bir sandık başında müşahit olmak bile cihadın en üstünü, sen niye bu kavgayı çıkartıyorsun? Niye benim de dergilerime, vakıflarıma, efendim sadece ben değil, yani şu veya bu, birçok şeye savaş atmış durumdasın. Biraz kusur kendinde görsene, biraz söz dinlesene. Hocalarla bir şura kurayım da başıma hocaları belamı alayım demiş Rıfat Boynukalın'a. Böyle şey mi olur? Şurayı kabul etmiyor ki adam. Ben diyor emirim diyor, baş başa baş şeriata, yani bana bağlı diyor. Baş başa baş şeriata, yani bana bağlı demek istiyor, kendisine bağlı. Ve ben de işte istediğim gibi içtihat ederim diyor. Sen içtihat edemezsin. Çünkü sen ne ayet bilirsin, ne hadis bilirsin, ne Arapça bilirsin, ne de içtihadın şartlarından herhangi bir tanesine sahipsin, ne de ekseriyetle tasvip görmüş ve seçilmiş bir insansın. Senin eski yol arkadaşların bile sana kırılmış, senden ayrılmışlar. En son noktaya kadar sana böyle elinden geldiği kadar yaralarını sarmaya çalışmış insanlarız biz. Bize bile tavır almışsın. Yani sen nasıl cihad edeceksin? Ne biçim cihad? Ne biçim anlayış? Bu kafayla nereye varılır? Korkarım ki ey yolcu, bu gidişle hacca varamazsın. Çünkü tuttuğun yol haccın istikametine doğru değil, efendim ters tarafa doğrudur dediği gibi Şeyh Sadi'nin. Durum böyle. Sorduğunuz soruların cevabı bu. Onun için böyle tavırlar olduğu için, böyle davranışlar olduğu için efendim biz sitem ettik. Dikkat ederseniz yazılarımı yani Ocak yazısında yazıklar olsun kardeşi kardeşten ayırana dedik. Neden? Biz kardeşlerimize ona emanet verdik. Buyur bunlarla çalış, kadro olsun sana, hizmet etsin. Kardeşlerimizin şimdi tekkeye bakışı, tasavvuf anlayışı, beyatı, intisabı darmadağın dağıldı. Senin beyata hakkın yok ki, intisap ettirmeye hakkın yok ki. Her komutan kendisine beyat ettirirse yüzbaşıya bir beyat, binbaşıya bir beyat, albaya bir beyat, generale bir beyat, levazım şeyine bir beyat, ötekisine bir beyat. Böyle saçma şey mi olur? Bir yere beyat olur. Hocanın birisi, şeyhin birisi demiş ki efendim şeyhler beyat almaz. Ya peki bizim tarih boyu meşayihimizin aldığı beyat nedir?
Peygamber Efendimiz'in zamanında insanlar kime bağlanıyordu? Peygamber Efendimiz'e bağlanıyordu. İkilik var mıydı? Devlet yöneticisiyle efendim şey arasında yoktu. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh zamanında ikilik var mıydı? Yoktu. Ondan sonra var mıydı? Ondan sonra var mıydı? Ondan sonra var mıydı? Ondan sonra öyle insanların eline geçti ki Peygamber Efendimiz'in torunlarını katlettiler. O zaman Evliyaullah'a, Meşayih-i İzam'a beyat edile geldi. Kahren çünkü. Medine-i Münevvere'nin mescidinin kapısını tuttular. Ya Abdülmelik İbni Mervan'a beyat edersiniz ya da hepinizin burada kafasını keseriz dediler. Ne yapsın? Adam aciz. Ne yaptınız yani örf-i idare zamanında? Ne yapabildik? İnsan aciz olduğu zaman yönetime ne diyebiliyor yani? Kafkasya'daki ne yapabildi? Kırım'daki ne yapabildi? Kazakistan'daki kardeşim ne yapabildi? Kahren olduğu zaman ses çıkartmıyor. Ne yapacak? Kime beyat edecek? Beyatsız mı kalacak? Yani zamanının imamını bilmeyen cahiliye ölümüyle ölür. Üç kişi bir araya gelse bir tanesini imam seçmesi lazım. Onun için İslam'ı bilmiyorlar. İslam'ı doğru uygulamıyorlar. Fanatizme düştüler. Yanlış uygulamalara geçtiler. Sinsi düşmanlığa geçtiler. Lütfü Doğan Hoca benim yanıma gelirken efendim zat halinize hürmetleri var, ellerinizden öpüyor. Benim yaşım ondan küçük. Benim elimi ne diyor öpüyor? Öpmesin. Ben öyle bir şey demiyorum. İstemiyorum. Siz de öpmeyin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyelim. Kafi. Ne diye elimi öpüyorsunuz? İstemiyorum. Vallahi billahi istemiyorum. Engellemeye çalışıyorum. Efendim lütfen öpmeyin. Lütfen özel bir sevgi göstermeyin. İşte şu oturan kardeşlerden bir kardeş gibi ihvan olarak bir kardeş gibi bir sevgi gösterin. Olağanüstü bir şey istemiyorum. Kardeşinizim. Siz bizi kardeş etmişsiniz. Ben sizi kardeş edinmişim. Bundan fazla bir şey istemiyorum. Ama ellerinden öperim deyip arkasından kuyu kazmak İslam'da yoktur. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alemin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike leke estağfurke ve etubu ilek. Sübhane Rabbina Rabbil İzzeti amma yasifun. Ve selamun alel mürselin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.